Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kızlarım Alanya Türkiye'den. Merhaba, nasılsınız? Kardeşim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ülkemizin karanlığa doğru hızla yol olduğu bu dönemde kavgamıza ilham verdiğimiz. O kadar zor ki senin hakkında konuşmak. Muzaffer abiyi de yitirdik. Ben sözümü kısa kesiyorum ve bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum hepinizi. Bu sene babamın öldürülüşünün 44. yılı. Ben her sene burada başında bu kadar artarak olmayı çok önemsiyorum. Dayanışmanız bize gerçekten güç veriyor. Ama biliyorum ki bu babamın ve amcamın gücü aslında. Bizi hala 44 sene sonra burada toplayan. Ben kısa bir yazı yazdım, onu okuyacağım izninizle sizlere. Aslında bu sene hiç yazı yazmak istememiştim. Bu yazıyı hiç yazmak istemeyerek, birazcık umutsuzlukla, sıkılmışlıkla ve tabii ablamın düşüncelerimi mutlaka tam anlamıyla dile getireceği bir yazı yazmış olabileceği bilinciyle yazıyorum. Saplanamayan 44 yıl. Geçen gün sosyal medyada rastladığım bir paylaşım belleğimde yinelendi durdu. Bir çocuğun taşıdığı en büyük yük ebeveynlerinin yaşanmamış hayatlarıdır. Paylaşım aslında Carl Gustav Jung'un ailenin en büyük trajedisi ana babanın yaşanmamış hayatlarıdır sözünün başka türlü dile getiriş biçimiydi. Doğrudan bir çağrışımla babamın yaşayamadığı hayatını düşündüm. 44 yıllık bir yük. Üstelik normalde acıların zaman geçtikçe sönümleneceği beklentisine karşıt olarak gittikçe büyüyen bir yük. Yalnızca ailesi olarak bizlerin değil, bir toplumun omuzlarında. Öyle ki tarihe de ağırlığını bırakmış durumda. Bizler hep birlikte böyle bir yükü sırtlanarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İlhan'ın başında konuşma yapmaktan hep çekindim. Halbuki dışarıda kendim düşündüm. 44. yılında abim de yok, Muzaffer abim de yanımızda yok. Onun hep anlattığı o geceyi, o günü anlattığı şiiriyle sizleri tekrar İlhan'ın öldürüm gününe götürmek, onu seçti. Birlikte gözaltına alındılar, yasak yayın bulundurmaktan. Tabii bunun hepsinin düzmece olduğu sonra çıktı ortaya. Sonra İlhan'ı öldürdüler ve iki gün sonra abimi de onu yolcu etmesi için buraya dışarı çıkardılar. Daha sonra ve yukarı doğru da Muzaffer abiye seslenmek istiyorum. Bu tarafa doğru da Halit abiye seslenmek istiyorum. Biz 44 yıldır burada, bugün bütün başında acılarımızı dirence çevirmenin gücünü ifade etmek için bir arada olduk. Hep birlikte olduk. Dünkü ölüm yıldönümünde yine mezarı başında hep beraber çiçek bahçesine döndürdükleri bu mezarı başı önünde anıyoruz. İlhan Erdoğan'ı öldürdüğünde ben daha doğmamıştım. Ve Alazla türkülerle daha sonra can yoldaş olacağımı da bilmiyordum. Nasıl öldürdüğünü 15 yaşındayken ki kendim de babam öldürülmüştü o zaman. 15 yaşındayken Muzaffer İlhan Erdoğan'ın anlatmasıyla bir kitap fuarında öğrendim. Başıma çok büyük bir ağrı saplandığını hatırlıyorum ve işkenceyi ve nasıl travmatik bir ölüm olduğunu görünce, öğrenince. Ben 44 yıldır değil ama Özge'den benim yaşım biraz daha büyük. Kendimi bildim bileli mezarının başındayım bu yılda olduğu gibi. Çünkü sevgili İlhan amca çok iyi bilirsin, Gramsci'nin bir sözüdür. Bunların hepsini siz çevirdiniz Sol ve Onur yayınları içerisinde. O zamanki Mussolini yönetimi demişti ki bu beynin çalışmasını tam 30 yıldır durdurmalıyız. Erdoğan ailesini ve İlhan ve Muzaffer Erdoğan'ın bütün dostlarını 44 yıl önceki büyük utanç ve büyük acıyı halen daha yüreğimizde hissederek selamlıyorum. Buraya Türk Eczacıları Birliği'nin genel sekreteri olarak Ankara'da bulunduğum günlerde gelmiştim. Sonra milletvekili olarak burada bulundum. Grup başkan vekili olarak bulundum.
Bugün ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla burada bulunuyorum. 44 yıl önce sözden korkanlar, kitaplardan korkanlar, kitapları coplarla susturmaya çalışanlar, İlhan Erdost'u cezaevinin bir bloğundan diğer bloğuna taşıma bahanesiyle bir cezaevi aracının içinde 20 dakika içinde hunharca katlettiler. Öldüresiye dövdüler ve ardından da kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bütün ölümler acı, bütün ölümler ailelerin yüreğinde sızı bırakıyor. Ama İlhan Erdost'un ölümü, ölüm şekli onun bütün sevenlerinin, o gün daha doğmamış olanların bile bu ölümden haberdar olduktan sonra içlerinde bir tarihle hesaplaşma duygusu yaratıyor. Maalesef bazı suçlular aynı organize, bazıları devlete suç işlettiklerinde organize suç örgütleriyle benzer yöntemler kullanırlar. Semboller üzerinden giderler. İbreti alem olsun diye korku salmak için yaparlar. Ve sembol tarihleri kullanırlar. İlhan Erdost 12 Eylül darbesinden 2 ay bile geçmeden 7 Kasım gününde katledildi. Ondan tam katledilirken de biraz önce ifade edildiği gibi yasak yayın bulundurmaktan suçlanıyordu. Aynı suçtan gözaltına alınan abisine bir daha hiç sormadılar bile. Yargılamadılar bile. Ne beraat ettin dediler, ne ceza aldın dediler. Ve devlet okuyanlara, okutanlara, o kitapları yazanlara, düşünenlere, devleti yönetenler ve o devleti ele geçirenler aslında böyle olursunuz dediler. Sözü, edebiyatı, düşünceyi copla, 12 Eylül'ün copuyla susturdular. Sonra bu dönemi kalıcılaştıracak olan anayasa değişikliğini de İlhan Erdost'un ölümünün ikinci yılında halk oylamasına sundular. 7 Kasım 1982. Sonra bundan yıllar sonra yine bir 12 Eylül günü, 12 Eylül 2010 günü aslında devleti bu sefer bir başka suç örgütüne tamamen emanet etmek için o dönemin Fethullahçılarıyla o Fethullahçıların birlikte olduğu bugünkü iktidar bu sefer de 12 Eylül simge gününü araçsallaştırarak 12 Eylül'le hesaplaşacağız şeker kaplamasıyla bu devleti ele geçirdikleri anayasa değişikliğini bu millete hem yutturdular hem dayattılar. Göya 12 Eylül'le hesaplaşacaklardı. Bir hesaplaşma görmedik. 12 Eylül'le hesaplaşacak olanlar dönüp de bu İlhan Erdost niye gözaltına alındı? Nasıl dövüldü? Gerçekten bu emri kimler verdi? Bu cinayetin kanı kimlerin elinde diye hiç merak etmediler. Burada söyleyeceğim söz şudur. Suçlarıyla birbirlerine bağlı olanların bağı en güçlü bağlardan bir tanesidir. Bugün de göbeğinden birbirlerine suçlarıyla bağlı olanların neler yaptıklarını, hangi suçları nasıl örttüklerini, kimlere cesaret verdiklerini ve halen kimlerden korktuklarını görüyoruz. Ama ondan daha güçlü bir bağ var. Bu birbirlerine acıları üzerinden bağlı olanların, haklıların gücü ve bağı. O birbirlerine acıları önünden, acılarıyla bağlı olanların huzurunda şu sözü veriyorum. Bir gün buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak geldiğimde o gün devlet İlhan Erdost'tan, acıttığı bütün canlardan, babasız bıraktığı bütün evlatlardan, gözü yaşlı bütün eşlerden, annelerden özür dilemiş olacak. O güne kadar mücadelemiz devam edecek. Hepinize buraya gösterdiğiniz katılım ve ilgi için ben de hem kendi adıma hem de partim adına teşekkür ederim.
Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.